Oha. Herkese iyi günler merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Sims 4 Strangerville adlı ek paketin serisine başlıyoruz. Hoş geldiniz, merhaba. Size şimdi simleri tanıtayım ve aynı zamanda evi falan gezdireyim. Simlerimiz Sam ve Allison. İkisi çok böyle birbirlerini gerçekten aşırı fazla seven bir çift. Şimdi diyeceksiniz böyle, Tuna led mi? Ben de diyeceğim. Evet. Öyle, o yüzden böyle benden istemiştiniz lezbiyen bir çift. Ben de dedim okey tamam yapıyoruz. Ama yeni bir seride olsun falan filan dedim. Neyse yaptık işte. Aynı zamanda bu simleri ve bu evi, bu mükemmel karavan evi yayında yaptım ben aslında. Eğer yayının tekrarını izlemek isterseniz yan taraftan çıkan iyiye basıp izleyebilirsiniz. Ve şimdi seriye başlayacağız. Hikayesini ufak bir şekilde bahsedeyim. Kafamda kurguladığım hikayeyi. Allison'ın annesi asker. Annesi bayağı böyle butch bir kadın. Ondan dolayı zaten Allison lezbiyen, o ayrı bir konu. İşte annesi askerlik mesleğini yaparken bir noktada bu Strangerville'da olan garip hastalığa yakalanıyor ve böyle garip garip hareket etmeye başlıyor. Ondan sonra Allison bu hastalığın ne kadar hızlı yayıldığını gördüğü zaman bunu düzeltmek istiyor ve ondan dolayı Strangerville'a sevgilisiyle birlikte bu minik karavanla işte geliyor ve burada Strangerville'ın kötü olaylarını düzeltmeye çalışıyor gibisinden bir hikaye. Şimdi başlayalım direkt, ben öyle istiyorum çünkü. Ne? Aynen. Hikayeyi şöyle başlatıyoruz diye biliyorum. Etrafta herhangi bir simden olan ilginç olaylarla ilgili bilgi alarak sanırsam başlatıyoruz olayı. Aynı zamanda kedimiz de var, Sezar. Ama Sezar'ı neden koyduğum konusunda ufak fikrim yok çünkü resmen dünyayı kurtarmaya çalışacağız. Ama kedimiz var yani. O da evde kalır kendi çapında. Görüşürüz sen. Bye bye. Ben anamı kurtarmaya gidiyorum. Koş canım. Şimdi. Aynı zamanda belki etrafta görebiliriz annesini. En ufak bir fikrim yok. Belki görürüz. Ama onu da böyle oyuna ekleyip ondan sonra işte şey yapmak için falan bayağı uğraştım. Mal yapmak için annesini. Etrafta var mı acaba? Sanırsam şu anda yok ama etrafta şey olduğu zaman böyle infected sim dedikleri şeylerden dolaştığı zaman aşırı güzel gözüküyor böyle. Bak! Annesi! Woo! Evet, gördüğünüz üzere etrafta mal gibi dolaşıyor annesi. Ve bu çok hoş bir şey bence. Böyle simler mal oluyorlar. Ve biz de bunu düzeltmeye çalışacağız işte. Merhaba. Bize bu garip olaylarla ilgili herhangi bir şey söyleyebilir misin? Sanırsam söyledi. Bize bildirim falan geldi mi? Yo. Kraterdeki gizli laboratuvarda çalıştım uzun süre ama şu anda şehirle ilgilenmeye çalışıyorum diyor. Bu da çok güzel saçsız bir simimiz. Oyunda custom, biliyor musunuz, custom contentlerimi full böyle baştan sona hepsini silesim var. Çünkü çok sinir bozucu olmaya başladı. İşte çok dikkat etmemelisiniz şeyde ne olduğuna. Çok iyi insanlar şu anda. Bu olan olaylarla ilgileniyor falan filan diyor. Yani bir takıma bizden olan şeyleri gizlemeye çalışıyorlar. Ve ben ufak minicik bir spoiler yedim. Ve bu spoiler şöyle. Birazcık olaylar sanırsam etraftaki bitkilerle alakalı. Ve oyunun sonunda da bir bitkiyle savaşıyoruz galiba. Öyle biliyorum ama. Bakın Noah. Noah Strafford. Sanırsam Cats and Dogs ailesindeki Noah. Evet. Etrafta bazı simleri oyun farklı amaçlarla kullanmak istiyor. Ondan dolayı ben de çok eleştiremeyiz oyunu. Cins. Değil mi? Bir de sanırsam daha fazla... Aynen, sürekli aynı şeyi söylüyorlar. Aa, bir de bunu 5 kişiyle konuşmamızı istiyormuş. Tamam. Şimdi 4 olacak. Doğru, ben bu şeyi koymuştum. Aspiration'ı koymuştum. Aspiration'da işte koyduğun zaman... Buradaki her şeyi yaptığında tüm Strangerville'ın hikayesini bitirmiş oluyorsun. Ve Strangerville aslında kendi başına güzel bir şehir de. Böyle yine bu hikaye dışında kullanılabilecek bir şey gibi değil. En azından bana öyle gelmiyor çok fazla. Kesinlikle laboratuvarın zemin katında hiçbir şey yok. Kesinlikle yok. Asla oraya gitmemelisin diyor. Ve çok haklı. Ve şey aklıma geldi. Military personnel. Around here can probably shed some light on the situation. Şey,
daha önceden Sims 3'te Medieval çıktı ve Sims 2'de de Life Stories diye bir şey vardı galiba. Conspiracy Theorists. Bir dakika, ne diyor? Etraftaki Conspiracy Theorists'lar ilginç şeyler yaptığımızı zannediyor. Burada ilginç şeyler döndüğünü söylüyor ama aslında hiçbir şey yok. Onlar dalga konusu falan gibisinden bir şey söylüyor. İşte Sims 2'de mesela Life Stories vardı ve böyle belli başlı hikayelerin üzerine oynuyordun oyunu. Aynı zamanda PlayStation 2'de de, pardon PSP 2'de de, PSP 2 mi bilmiyorum, PSP'de de Sims 2'nin bir böyle bir hikayesi vardı. O da çok ilginçti. Ve şimdi de normalde bunların hepsi böyle ayrı ayrı oyunlardı. Ve artık şeye karar vermişler. Sims 4'te ve herhalde Sims 4'ten sonrasında bu hikayeleri ayrı bir oyun olarak değil de oyuna ait bir şekilde koymaya karar vermişler galiba. Bir de bu paketle şey geliyor. Love valambaları. Ne istiyor bizden? Buy curio from the curio shop. Nasıl curio alıyoruz? Bilmem, kitap var. Bu buglardan var. Onlardan alabiliriz. Ve sanırsam bilmiyorum, bu kitaplardan alabiliriz yani. Bayağı paramız var aslında. Ama postere ihtiyacımız yok. Kitaplar belki yeterli olur, bilmem. Okay. Examine sealed door at secret lab. Şimdi de laboratuvara gitmemizi istiyor. Woo! Ve şey, direkt gidebiliyor muyuz laboratuvara? O da iyiymiş. Twitter'da büyük olasılıkla çoğunuz Twitter kullanmıyorsunuzdur büyük olasılıkla. Ama Twitter kullanıyorsanız lütfen beni takip edin. Wow. Burası bayağı güzelmiş. Twitter'da kullanıcı adım Tuna Yegit yazdığınız zaman çıkar. Beni takip edebilirsiniz. Bayağı hoş olur takip ederseniz. Ve burası bayağı ilginç. Aşağı kata bakabiliyoruz. Ah, gizlemiş olmaları çok güzel. Çünkü normalde ben şey modundum. Kesin gizli olmayacak. Her şeyi görebileceğiz falan ama yok, öyle değilmiş. Okey, koş bakalım, canımla göreceğiz. Ne diyecektim? Ha, Twitter'da işte. Sim gurular bu paketin... bu paket çıkmadan önce böyle çok ilginç bir şey yaptılar. Böyle hepsi... sanki Strangerville'da yaşıyormuş ve işte şey olmuşlar gibi, hastalığa yakalanmışlar gibi böyle garip garip mesajlar falan atıyorlardı Twitter'a ve çok güzeldi gerçekten. Aa, altına mı içeceksin? Yazık. Okey, tamam, bu bitti. Evidence toplamamızı istiyor. Bunları yapalım. Ben de o sırada size şu şeyden bahsedeyim şeyden. Neden bahsediyordun Tuna? Bahsediyordun bir şeylerden. İşte sanki bu dünyanın bir parçasıymış gibi falan davranıyorlardı ve böyle en güzel paket şeylerinden birisi olabilir bu. Hani şu ana kadar çıkartırken en çok güzel tanıttıkları paket olabilir. Bence. Üst kat var mı? Üst katta ya bir şey yok. Peki. Ben birazcık bunları toplayayım o zaman. Ondan sonra geleyim çünkü. You know. Öyle. Burada toplayabileceğimiz tüm kanıtları topladık. Ve devamı için sanırsam şey yapmamız gerekiyor. Bu arada bence ailenin ismi çok güzel. Lebezelyenler. Bir ara ben böyle şey modundaydım. Acaba fanlarıma ne isim versin? Ondan sonra tabii isim vermenin çok mantıklı olmayacağını karar verdim. O ayrı bir konu. Ama zamanında ben böyle nereden çıktı konserine fark etmek var. Lebezelyenler kelimesini falan çok seviyordum. Bence bu hikayeye başlamış olmamızın şeyi olarak, anısı olarak... Sam'le birlikte güzel bir akşam geçirebilirler bence. Şey yapalım mı? Turn off all lights. Sadece bunu açalım. Bu arada love lamp deniyor İngilizce'de. Ama Türkçesini bilmiyorum. Love lambası. Çok güzel. Bayıldım şimdi. Çok güzel. Aa canım, nasılsın? Adın neydi, unuttum, özür dilerim. Sezar nasılsın? Sezar etrafında dönüyor ve anne babasının yapmasını izliyor. Okey, o da güzel. Whee! Bence güzel bir şeydi. Akşamdı. Şimdi devamını yapmamak için siz sevişirken eğer hazır. İnsanları dinlememiz gerekiyor ve neden Wildmod bu kadar kasıyor? En ufak bir fikrim yok. İşte insanları dinlememiz gerekiyor. Aşkım düzeldi. Okey.
İnsanları dinlememiz gerekiyor ve dinleyebilmek için de dinleme cihazı gibi diye bir şey almamız lazım. Onu bence arka tarafa şöyle minik bir, bu fikri kesinlikle başka birisinden çalmadım. Kesinlikle sakınlıkla böyle bir şey yapmadım. Buraya böyle minnacık, küçücük bir, bu Strangerville'daki olan olayları araştıracağımız bir karavan, yani kutu. Aynen, karavan değil de kutu yapmak istiyorum. Üste bir tane çatı koyalım. Şöyle şak diye bir yapıştı çatıyı. Müzik çok sakin oldu ve çok güzel oldu. Bir de şey. Niye bu kadar sakin oldu müzik? Allah'ım. Wow. Ay çok güzel. Neyse. Sims 4'te... Ne diyordum ben? Ben hemen düşünmem lazım. Dyslexia. Okay, gidip baktım ne diyeceğimi hatırlamak için. Sims 4'ün müziklerine kimse o kadar fazla önem vermiyor ama aslında böyle bir oyunda duyabileceğiniz en güzel müziklere falan sahip ve kimse aslında bunu düşünmüyor cidden. Ama oyunun müzikleri cidden çok güzel. Hani temasına aşırı uyuyor ve özellikle daha önceki Sims oyunlarında yoktu bu. Sonradan şey eklediler ya. Bulunduğun ortama göre şey değişiyor. Müziğin sakinliği değişiyor. Mesela kapı koyarken ondan sonra çatı koyarken çatıya odaklandığın için müziğin sesi kısılıyor falan. Kreta Sim'de de mesela Sim'in yüzünü ayrıntılı bir şekilde yaparken falan kısılıyor. Bilmiyorum. Boş yapıyor olabilirim şu anda ama gerçekten oyunda aşırı fazla hoşuma giden bir şey. Ve bu kapıdan koymak istiyorum çünkü bu kapı bayağı şey. Yes. Zaten evin kapısı da bu galiba. Aynen yani. Kesinlikle saçma değil. Sakınlıkla saçma değil. Okay, bir de büyütelim mi bunu? Çünkü çok şey duruyor böyle. No, ses. So. Bir adet minik belki Strangerville'e gelen güzel bir lamba vardır. Var. Şundan koyabiliriz. Hatta o yeterli olur bence yani tüm şey için. Sonra dinleme cihazı sanırsam elektroniklerde Mr. Lanaos'ta bu sanırsam. Okay. Araştırmamızı bunun içerisinde yaparız. Ve sanırsam ne alaka? Dışındakini içindekiyle aynı yapmak mantıklı olabilir. Hatta daha koyu bir rengi varsa. Yok. Aynen. Sonra bir de zemin koyalım buraya. Nasıl bir zemin koyalım? Bu? No bitch. Villains flooring. Bu da şeyden. Get Famous'a devam etmek istiyorum ben. Get Famous aşırı fazla hoşuma giden bir paket aynı zamanda. Benim en büyük sıkıntım falan şey olabilir böyle. Bir seriye başlayıp yarım bırakmam. Çünkü hep yapıyorum bunu. Ve büyük ozukla artık benden nefret ediyorsunuzdur. Büyük ozukla o yüzden artık videolarım izlenmiyor. Sad but low-key true. Neyse. Bence gayet güzel bir oda. Çok fazla zaten ayrıntıya gerek yok bence. Hadi arkaya bir tane şey koyalım. Aslında çatlak buraya uymaz ki. O da uymaz ki. Bu metal. Belki o olabilir. Sonra belki şuna varsa. Hangisinden olur? Şundan. İğrenç. Strangerville'da gelen herhangi bir poster var mı? Var. Aynen. Şu olsun işte be. Neyse tamam. Okey. Oo, okey. Aynen bitti. Kişimeniz. O yüzden birisine şu Acaba kime? Ay bu da hala etrafta dolaşıyor mal. Bir bilgi öğrenmek için şurada yan tarafta bir tane şey var. Bence uyuyalım. Sabahleyin devam edelim de. Yan tarafta yaşayan ilginç bir adam var. Ona gitmemiz belki mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Öyle. İyi geceler. Günaydın. Ve bir fare tarafından uyandırıldılar. Çünkü Tuna Bey fare koymak istedi evin içerisine. O da çok ilginç bir karardı ama. Öyle. Öyle de bir karar da almış olabilirim. Neyse. Birisinden tam o adamın yanına gidecektik. Okey gidelim direkt. Aynen.
Tam sen de sinirlendin, anladık. Ama sinir olmanız için herhangi bir sebep göremiyorum. Ve ben şey fark ettim. Ben çok fazla tatlı seven bir insanım. Gereksiz derecede. Ve babam gelirken şey almış. Şu tahin tatlıları var ya. Böyle tahinli yuvarlak oluyor. Böyle ortasında tahin oluyor falan onlardan. Ve dedim vay be, tüm tatlıları boş ver de en güzel, dünyadaki en güzel tatlı falan bu olabilir. Çünkü ne bileyim, ben şekerpareyi favorim zannediyordum da değil bence. Merhaba. Bu adam her şeyi biliyor mu yoksa? Bu adamda ilginç bir şeyler var. Tamam, böyle ilginç ilginç sesler çıkartıyorsa evet vardır. Keycard'ı direkt alabiliyoruz galiba bundan. Sinirli olmayı keser misin? Mal. Ne diyecek acaba, çok merak ediyorum. Adam cidden bir şeyler biliyormuş ama bak. Beynim. Şimdi vermeyecek değil mi? Burada nedense yaptığım şeyleri seslendirmemişim. Ondan dolayı emin değilim anladığınızdan. Adamdan kart istiyoruz ve diyor bende yok o kart, git başkasına sor falan. Okey. Ama bu adamı, onu sanırsam yerleştiremiyoruz. Çipi. O zaman şeye yerleştirmek mantıklı olabilir. Onları. Valla ne yaptım bilmiyorum ama galiba bu videoyu çekerken sizin beynimi okuyabildiğinizi falan düşünüyordum. Hatta kütüphaneye gidelim bu sefer. O military personnel. Askerlere veya scientistlere. Onları yerleştirmek belki bize yardımcı olabilir. Merhaban hanha, etrafta herhangi bir çalışan var mı? Yok. Ya işte bu çok hoş bir şey. Merhaba hanımefendi, nasılsınız? Bence çok iyisiniz ve çok çok mutlu gözüküyorsunuz açıkçası. O yüzden merhaba, sen evet scientist'sin. Question this secret. Ne? Acaba kime yerleştirebiliriz ki? Çünkü hani bu şey yapılmış insanlar var ya. Hastalığa kapılmış insanları yerleştirmemiz herhangi bir ihtiyacı, hani onu yapmamız herhangi bir şey sağlamaz gibi düşünüyorum ve şey olmuş, bir patlama olmuş önceden şeyde ve çok fazla bir şey söyleyemem diyor. Yani orada bir patlama olduğunu falan söylüyor. Plant bug diyelim bence, bunu koyalım. Bu adam bir şeyler biliyordu kesin çünkü. Sonradan çevirmek çok eğlenceli. Neyse, adam diyor ki bir kart bulman lazım. Aynen. Onu koy ona. Sarıl bir bakalım. Ben bir fotoğraf çekeyim diye. Koyduk. Hem de bir güzel koyduk ki. Okey tamam. Koşalım eve şimdi. Eve koş, eve koş, eve koş. Karavana daha doğrusu. Çünkü ev değil bu. Karavan. Şu anda sizi acıktıracak olabilirim ama göstermek istiyorum bu arada. Listening on Eriye. Erik. Ve babam bunu almış işte. Cicimden Cicim diye bir pastane var burada. O kadar fazla tahin var ki akmış resmen ve şu anda bunu yemek istiyorum ama videoda yemek saçma olur. O yüzden videoyu yaparken yerim. Neyse çok güzeldi. Yani çok güzel. Haydi bakalım acaba kim herhangi bir şey söyleyebilecek bizim investigation'ımızla alakalı. Bu arada annesinin hastalığa yakalanmış olma hikayesini tam olarak size hala empoze edebilmiş gibi hissetmiyorum o yüzden kendimi. O da var. Oop, okay, ne? What? Logic skill'imiz gelişti ama herhangi bir şey duymadı sanırsam şu ana kadar. Acaba duyacak mı? Merak ediyorum. Evet. Bence evet demem anlamanızda çok yardımcı olmuştur. Çevireyim. Ne diyor biliyor musunuz? Laboratuvardaki şey her neyse tüm şehir büyük tehlike altında. Tamam, ben zaten oyunun en büyük spoilerını yemişim ya. Dur birkaç tane şey alalım. Purchase bugs. Kaç tane gerekiyor? 5 tane alsak yeterli oluyor aynen. 5 kişiye yerleştirip ondan sonra eve gelirsek hepsini dinlersek. Sanırsam laboratuvara giriş kartını birisinden yapabiliriz diye düşünüyorum. Ve şu kadın da eski bir şey çalışanı. Aynen. Eski bir asker. Military person diyesim geliyor ama military dediğim zaman direkt karşılığı olarak asker kelimesi aklıma gelmiyor. Çok ilginç bir şey. Beyinsizim o yüzdendir.
Hadi birileri gelsin buraya. Yerleştirelim bizim bug'ları. Merhaba, sen bir şey biliyor musun? Sen bir şey biliyor musun? Sende yoktur zaten. Aa, burada bu şey. Cat'ın 9'daki adam. Eski save'lerde oynayıp duruyorum, o yüzden saçma yani açıkçası. Böyle şeyler oluyor. Plant bug, sana bir tane koyalım. Acaba fark eder mi acaba? Çünkü fark etme olasılığı da var sanırsam. Çünkü ilk koyduğumuz adam, hangi adamdı hatırlamıyorum da, şey dedi böyle. Fark etmedi, yerleştirebildim. Aa bak, Jesse Jensen, bu da City Living'deki. Laboratuvarda çalışmaya başlamış kendisi, bayağı skinny. Ana... Allah'ım bu ne ya? Hep... Ay bakın, bakın ben... Hiç benziyor muyuz? Andırıyor olabilir. Tuna Yiğit bir asker olmuş açıkçası. Bayağı güzel yani. Bu kadını da oyundan önce şey yapmıştım ben. İnfekt etmiştim de. Herhangi bir şey, garip davranış yok şu anda. Neden plant bug yapamıyoruz şu an? Hello. Seni bir resetlesek mi? Aa, yarın aşk günüymüş. Ne kadar güzel. Aa, bir de ben şey yapmak istiyorum. Ne zaman yaza geçiyoruz? Yaza geçebilir miyiz? Yaza geçmeyle ilgili hile yapacağım. Wee wee. Çünkü ben bu oyunu yazda oynamak istiyorum. Sims 4 Cheats. Bilmiyorum. Strangerville böyle sıcak bir yer ya. Ondan dolayı yazı sıcak. Ne? Sıcak bir yerdeki havayı yazın hissetmek daha hoş olur gibime geliyor. Belki haksızımdır. Ama bence haklıyım. Birazcık yanlış yaptım galiba. Ondan dolayı yazın bitmesine 3 gün var. Ama bir kısa 3 gün de biter bu hikaye diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bakarız. Okey. Hava sıcak yani. Aynen. Yazı yaptık. Neden plant bug yapamıyoruz ona? Bana bir açıklar mısın? Plant bug, okey. Bunu yapabiliyoruz. Sen militer yapıyorsun. Helen yalnız... Siz. Anneciğim... Anası. Ay. Bu kadın da bu arada şey normalde. Ses ne lan? İlginç bir ses çıktı. Ay, kıyafeti çok güzel. Yaz kıyafeti çok güzel bunun cidden. İşte military personnel. Bu şey. İşte benim simimde olması gereken birisiydi. Bir de şey. Çok güzel bir şey koydum buna. Trait koydum. Tamam. Aynen. Fark etmemiş. Bir de şuna koyalım. Yok, ona koyamıyoruz. Buna koyabiliyor muyuz? Hayır, ona koyamıyoruz. Buna koyabiliyor muyuz? Evet, bu koyabiliyoruz. Koş. Ne diyorduk? Ben Alison'u paranoyak yaptım. Ondan dolayı etrafta böyle insanların garip garip Strangerville'de olan olaylarla ilgili konuştuğunu duyunca sinirleniyor. Çok ilginç bir şey. Aa, bu kadın... Aa, bu da scientist, ona koyabiliyor muyuz? Hayır, koyamıyoruz. Ama şey, bunu ben size söylemek istiyorum. Bu video çünkü resmen kimse izlemedi. Çok mükemmel bir meme var internette. Bu Sim oradan. Böyle Amerika'da oynayan garip vizyonda bir şey var. Şov var. İşte bu kadın da o şovdan. İşte ikisi kavga ediyor böyle. Oh, Rima, I thought we were cool. We're gonna be like BFFs in the house. That's what we said from the beginning. And then you turned on me. Why did you turn fake on me, Rima? I don't understand. Diyor. Ve ben de bunun Simce versiyonu yaptım. 1 Nisan'da paylaşmıştım. Ama kimse izlemedi resmen. Ve bence çok güzel bir espri. Ve bu espri kimse anlamadı ama eğer gidip izlemek isterseniz yan taraftan çıkan karda bası izleyebilirsiniz. Çok güzel bir video bence. Çok uğraş ederek yapmamıştım ama yine de bayağı hoşuma gitmişti. Bu adam niye böyle rşt rşt diye ses çıkartıyor? Ve niye bu kadar kilolu? Okay. Sana koyduk mu? Hello. Sana koymuşuz. Burada bir sürü insan var ondan dolayı. Aa, bu arada Şeyma Subaşı bu. O da military personnel. O da güzel bence yani. Ben etrafta birkaç tane daha koyacağımız kişi bulayım. Az önce böyle şehirden bir sürü askerin geçtiğini görüyordum. Ondan sonra böyle şeyim ben. Niye bu kadar fazla asker var bu şehirde? Bunların hepsi nereye gidiyor falan. Ondan sonra az önce bardayız ya biz. Bara geldim. Bu arada bakın. Mega ödeki isim. Rosalie. Yey yey. Daha fazla kişi bulamadım. Bir kişi daha bulmamız lazım aslında. Tam olarak bir kişi. Ve... Bu garip insanlarla konuşunca ne olduğunu merak ediyorum. Ondan dolayı bir deneyelim. Ve daha fazla kişiye şey koyamıyoruz. Bilmiyorum. Kaldı 4 kişiye koydum şu ana kadar. Bir bakalım bakalım.
Sen ne diyeceksin bize? Ay tontiş. Ay tontiş, senin yüzünü yerim. Orada çok güzel. Soso. Wow, çok güzel. Gözlerimiz açık. Bırakır mısın bu hareketi? Oha. Wow. Sana bir de koyalım, belki senden bir şey çıkar. Okey, hadi eve gidelim. Çünkü... Nasıl o kadar güçlü? Ve bence bu bölümü burada bitirelim. Çünkü birazcık uzamaya başladı. Sıçarken gülümsemesi çok güzel. Neyse, şey... Merak etmeyin, diğer serilerim gibi olmayacak bu seri ve diğer serileri hafif bir duraklamaya sokuyorum şu anda. Bu hikayeyi oynayıp bitirmek istiyorum, ondan dolayı bu hikayeyi oynayıp bitirene kadar diğer serilere devam etmeyeceğim. Yaklaşık bir hafta falan sürer yani. Merak etmeyin. 2 günde bir bu serinin videosunu yüklemeye çalışacağım, onu söyleyeyim. Hatta belki başarırsam daha fazla da yüklerim. Öyle. Ama zaten çok uzun süreceğini düşünmüyorum bu hikayenin. Bayağı eğlenceli olacağını düşünüyorum ama. Öyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım izlemeye devam edersiniz. Herhangi bir şekilde bana söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Eğer kanalımda yeniyseniz ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ve yeni yüklediğim videolardan haberdar olmak isterseniz abone ol tuşundaki küçük zil işaretine tıklayıp bildirimleri açabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. İyi oyunlar.